Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerlemesini sürdürecek. E, bu hafta Mars retrosu devam ediyor. Venüs Başak burcunda ve gezegeniniz Merkür Akrep burcunda geriliyor. Evet, biraz retro gezegenlerin tesirleri günlük hayatımızda da yavaşlamalara neden oluyor. Biraz karışıklıklar da yaşayabiliyoruz bu dönemde siz de iş hayatınızda, mesleki hayatınızda daha dikkatli olmalısınız. Detaylara özellikle önem vermelisiniz bu süreçte. Hafta başından itibaren Mars, Jüpiter'le kare açı yapacak. 19 Ekim'de netleşiyor. Genel itibariyle biraz günlük hayatımızda hem fiziksel aktivitelerde hem eylemlerimizde hem hareketlerimizde ya da alacağımız risklerde daha temkinli olmamız, daha dengede olmamız gerekiyor. Çünkü özgüvenle çok dürtüsel davranarak kendimizi biraz riske atabilecek davranışlarda bulunabiliriz. Ya da çok fazla kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi fanatikçe savunabiliriz. Aşırı para harcama eğiliminde olabiliriz. Gereksiz yatırımlar yapabiliriz, alışverişler yapabiliriz. Tüm bunlara biraz daha dikkatli ve temkinli yaklaşmamız gerekiyor haftanın genelinde. Pazartesi ve Salı ay yay burcunda olacak ilişkiler adına verimli. İlişkileriniz biraz öne çıkıyor eşinizle ilgili konular veya bir işbirliği, bir paylaşım veya yakın bir arkadaşınız, hani birlikte yapılacak iş ve oluşlarda pazartesi ve salı hareketler ön planda. Belki herhangi bir konuda bir hizmet almanız, bir danışmanlık almanız işinin uzmanı kişilerden de mümkün görünüyor. Hizmet alanlarına yönelebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Cuma öğleden sonraki saatlere kadar iki buçuk günlük süreç içerisinde finansal alanlarda ee, sizin için hareketler öne çıkacak. Ee, yatırımlar olabilir, bazı ödemeler olabilir, banka işleriniz, kredi konuları, fatura işleri daha çok hisseli paralar ve paylaşımlar adına parayla ilgili alışverişler adına daha hareketli olabileceğiniz günler. Bu hafta Oğlak Burcu'nda ilerleyen Jüpiter ve Satürn Başak Burcu'ndaki Venüs de olumlu bir temasta olacak. Bu da parasal anlamda özellikle hafta ortası belki çarşambadan itibaren bazı finans konularını daha rahat çözümleyebileceğinizi işaret ediyor. Örneğin kiralanmasını beklediğiniz bir mülkünüz var ya da bir satış işlemini gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ya da bir mülk almak için bir kredi bekliyorsunuz. Süre gelen bir borcun ödenmesi için bir desteğe ihtiyacınız var örneğin. Aileyle de bağlantılı olabilir bu konular. Bunları daha rahat çözebilirsiniz. Yani daha güvenli, daha istikrarlı özellikle para konularında pratik çözümler bulabileceğiniz bir hafta aslında değerlendirebilirsiniz. Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Hafta sonu da Ay Kova burcunda. Bu sizi duygusal olarak biraz daha özgürleştirecek, rahatlatacak. Muhtemelen böyle dışarıda zaman geçirmek isteyeceksiniz. Gezmek isteyeceksiniz. Tabii ki seyahat planları da yapabilirsiniz. Kısa bir hafta sonu tatili de olabilir. Kültürel konularda da, iletişim konularında da, eğitsel konularda da çok hareketli ve verimli bir hafta sonu olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.